Evet, hocam birazdan tekrar döneceğim size. İnanç Uysal, bekliyor muydunuz Ankara'da böyle bir gelişmeyi? Aslında evet, bekliyordum. Neden bekliyordunuz? Bu son yapılan seçim yasası değişikliklerinde böyle bir çıkıştan bekliyordum kendisi. Çünkü meclisteki, yani meclis seçiminin herkesin ayrı ayrı girmesi altılı masa için sanki, yani başlangıç ittifakından sonra bahsediyorum. Yani Gelecek ve DEVA'nın ayrı partiler olarak girmesi sanki daha hayırlı gibi görünüyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin, ki bunu Demokrat Parti Başkanı Sayın Gültekin Uysal da dile getirdi, seçmeninin AK Parti iştahatlerinden, AKP tarihinden mesul insanları karşısında görmek gibi bir sıkıntısı var. Görmek istememek gibi. Ve bununla ilgili bir çözüm olabileceğini düşünüyorum bunu. İkincisi, hocam Murat Hocam'ın söylediği çok önemli bir şey var. Özellikle DEVA için söylüyorum bunu. DEVA kendisini bir sonraki seçime hazırlıyor. Yani bu Sayın Babacan'ın şahsi olarak bir sonraki seçime hazırlanması konusu da dahil olmak üzere. DEVA 2023 seçimlerini hedef seçim olarak koymuş bir parti değil görünüyor. Ancak yine Murat Hocam'ın da dile getirdiği şey çok önemli. DEVA oyundan çıkmıyor. Yani oyunu bozmuyor. Altılı masayla ilgili bir sıkıntı yaratmıyor. Evet. Sadece diyor ki, ben size verdiğim sözlerin arkasında durmakla birlikte farklı listeden gireceğim. Bu da yeni seçim yasasıyla yaratılmaya çalışılan ortam açısından düşünüldüğünde son derece mantıklı. Ve mesela Murat Hoca bir soru sordu. Ben o soruya şöyle cevap vereyim. DEVA Partisi'nin oy alacağı taban AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni belki dahil etmeyebiliriz ama AKP tabanıyla çok yakın. Yani çok büyük ihtimalle alacağı oyun büyük bir kısmını zaten AKP tabanından alacak. Ve buradan bir kazanım sağlayabilir Millet İttifakı, altılı masa. İkinci kazanım da biraz önce söylediğim gibi DEVA ve Gelecek Partisi ile bir arada bulunmaktan pek haz etmeyen bir seçmen grubu var. O seçmen grubunun da içini rahatlatır. Ama sonuç itibariyle şu anda barajı aşabilirler mi? Bana pek barajı aşabilecekler gibi gelmiyor. DEVA ile Geleceği yan yana görmek istemeyen bir seçmen grubu var dediniz. Doğru mu anlıyorum? Hayır, DEVA ve Geleceği Millet İttifakı içinde görmek istemeyen Millet İttifakı içinde grubu var. Tamam. Çünkü bambaşka bir yorum olur o. O yüzden anladım. Sordum. Evet. Ha, Gültekin Uysal da biliyorsunuz Demokrat Parti Başkanı da buna yakın bir şeyler söyledi. Evet, yani bu mesuliyet içinde bulunmaması gerektiğini, AK Parti geçmişinin mesuliyetinde olmamaları gerektiğini söylemişti. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da böyle bir rahatsızlığın olduğunu biliyoruz taban olarak. Ama önemli olan, yine söylüyorum, çok önemli bir şey bu. Ben oyundan çıkmıyorum dedi Ali Babacan. Hı hı. Yani tweetten sonraki açıklaması çok kıymetli. Burada bir Cumhurbaşkanı tiplemesi oluşturuldu. Türkiye'yi kimin değil neyin yöneteceğiyle ilgili bir irade ortaya konuldu. Bu iradeden vazgeçmiş değil. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili verdiği sözden de vazgeçmiş değil. Bunlar çok kıymetli. Ben doğru olduğunu, hamlesinin doğru olduğunu, çok düşünülerek yapılmış bir hamle olduğunu ve bu seçimi değil, önümüzdeki seçimi esas olarak kendilerine hedef olarak koyduklarını düşünüyorum. Ve bu hamlenin altında bunun olduğunu düşünüyorum. Bu hamlenin Millet İttifakı tarafına daha fazla yarayacağını düşünüyorum. Yani bir oy bölme, bir rahatsızlık duyulacak bir bölüm yok burada. Millet İttifakı'nın çünkü diğer paydaşlarından oy alma potansiyeli olan bir parti değil DEVA Partisi. En azından şu aşamada. Daha sonra liberal ekonominin gerekleri üzerinden belki oralara da sirayet edebilir ama şu aşamada öyle bir potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Evet. Murat Hocam, şimdi şöyle de bir görüntü var maalesef. Yani az önce siz de söylediniz.
İnanç Bey de söyledi. Meselenin doğru tarafından da bakmaya çalıştık. Ama mesela iktidara yakın medyanın attığı başlıklar aslında AKP'nin bundan sonraki söylemlerinin de nasıl ilerleyeceğini gösterir bize çoğunlukla. Az önce ben yayına girmeden önce başlık şuydu, altılı masa dağılıyor mu? Şimdi bu algı nasıl yıkılır? Bu çok önemli bir soru İpek Hanım. Buna yanıt vermeden önce çok kısa bir önceki soruyla ilgili ekleme yapmak tabii istiyorum izin verirseniz. İnanç Bey'in de söylediklerine ekleme. Bir yandan da AK Parti seçmeninden Deva Partisi'ne oy vermeyi düşünen seçmenin bir kesiminde, yani Deva Partisi'ne oy vermeyi düşünen ama belki CHP ile Deva Partisi'nin ortak olmasından kuşku duyan ya da bunu beğenmeyen bir kesim seçmen de belki de bu şekilde daha rahat oy verebilir. Yani eğer Deva Partisi'nin alacağı oy da AK Parti'den alacağı oy da bu şekilde yükselirse tabii bu muhalefetin avantajını olacaktır. İkinci potansiyel avantaj da programla ilgili. Çünkü daha önce de tartışmıştık. Millet İttifakı'nın, muhalefetin bu çok önemli güçlendirilmiş parlamenter sistem uzlaşmasını halk nezdinde daha etkili, daha anlaşılır kılabilmesi için mutlaka ekonomik konularda da politikalarının netleşmesi lazım. Yani bunun halkın çok daha günlük hayatını etkileyen konularda da bir uzlaşma üzerine oturması gerekiyor. Ve burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun son videolarındaki bazı söylemleri de çok önemli. Sosyoekonomik konularda neoliberal politikalara daha karşı, daha sosyal demokrat bir söylem kullandı. Tabii Deva Partisi'nin bu konuda daha farklı görüşleri olabilir. Sayın Babacan'ın uyguladığı ekonomik politikalar daha farklı bir çizgide. Tabii uzlaşabilecekleri noktalar da çok ama belki bu anlamda Millet İttifakı'nın ekonomik konularda da bu altılı masanın ekonomik konularda da pardon Millet İttifakı'nın özellikle ekonomik konularda uzlaşmasında bir nebze kolaylaştırabilir diye düşünüyorum. Bu diğer sorunuzla ilgili çok çok önemli. Elbette ki iktidar kontrolündeki medya ve bir bölümü doğrudan iktidar medyası bunu bu şekilde kullanacaktır. Bu tabii tam bir gerçek çarpıtma. Muhalefetin başarılı olabilmek için, büyük bir çoğunluk kazanabilmesi için mutlaka çok önemli bir medya stratejisi, yani yenilikçi bir medya stratejisi, iletişim stratejisi kurması lazım. Bunu dünyadaki başka seçimlerde de gördük. Macaristan'da da çok önemliydi. Muhalefet doğru şeyleri yapsa bile asıl ulaşması gereken seçmene, yani iktidara oy vermiş, oy verecek seçmen kitlesi, haber kaynağını iktidarın kontrolündeki medyadan alan, kanaatlerini belirleyen bilgileri oradan alan seçmene ulaşmakta zorluk çekiyor. Biliyorsunuz bir araştırmada seçmenin %40'ının bu altılı masa, güçlendirilmiş parlamenter sistem uzlaşmasından haberdar olmadığı ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla burada bir iletişim kanalları kurması, burada parti örgütleri çok önemli. Belki medya ile sivil toplumla çok daha etkili bir işbirliği yapmak çok önemli. Ortak söylem kurmak çok önemli. Bir şekilde bütün seçmenlere ulaşacak mesajlar vermek ve bunun kanallarını açmak çok önemli. Ama öte yandan burada tabii kullanılan iktidar medyasında söylediğiniz argümanlar tabii bunu boşa çıkarmak sonuçta muhalefetin elinde. Yani böyle bir dağılacak tabii her zaman argümanları yapılacaktır. Fakat bunun böyle olmadığını ve işbirliğinin içeriği olan belli bir güvene dayanan bir işbirliği olduğunu göstermek muhalefete düşüyor. Muhalefet bunu ortak açıklamalar yaparak uzlaştıkları konularda net olarak bunu göstermeli. Ama gene tabii vurgulamak lazım.
büyük çoğunlukla kazanabilmek için bu dezenformasyon bariyerini, duvarını bir silah gibi kullanılan aslında muhalefet karşısında, çok seslilik karşısında bir silah